Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar İçişleri Bakanlığı Genelgeyi gönderdi Genelge'nin ayrıntılarına geçmeden sizden ricam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın İşte Genelge'nin tüm ayrıntıları başlayalım Genelge 20 11, 2020 Cuma günü saat 20'den itibaren geçerli olacak Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10 ile 20 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olacak arkadaşlar. Restoran, lokanta veya Online sipariş firmalarına saat 8'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerinden paket servis hizmeti verilecek arkadaşlar. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alıncaya kadar kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları bu uygulamanın aynen devam edecek arkadaşlar. Tüm illerde 65 yaş üstü evet arkadaşlar. Çoğu arkadaşımızın aklına takılan kısım 65 yaş üstü üzeri kişiler gün içerisinde 10 ila 13 saatleri 20 yaş altı kişiler 01 01 2020 bak, bakın arkadaşlar buraya 01, 01 2001 tarihi sonrasında doğanlar. Gün içerisinde 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek arkadaşlar. Burayı tekrarlayalım arkadaşlar 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde saat 10 ile 13 saatleri arasında 20 yaş altı kişiler yani 01-01-2001 tarihi ve sonrasında doğanlar ise gün içerisinde 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek arkadaşlar. Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıt Çıkmaları kısıtlanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf olacaklar. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım cumartesi günü saat 20'den 22 Kasım Pazar günü saat 10'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü 20'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek. Açık olacak iş yeri İşletme ve kurumlar hangileri? İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske, dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, Bunlar hava limanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, afat birimleri, afatla ilgili çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar, vefa sosyal destek birimleri, güç idaresi, PTT, Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi, yurt dışı taşımacılık yapan yerler, lojistik yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletmeler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basın matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler, kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinde geçen şehirler arası karayolu varsa otoyol üzerinde de 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek sebze, meyve toptancı halleri. Genelgede istisna kapsamında olan kişilerden bahsedelim. Genelgede açık olacak iş yeri işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamasında görevli olanlar, özel güvenlik görevlileri de dahil, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, Kızılay, AFAD ve AFET kapsamında faaliyet yürütenler, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler, sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerine görevli olacak kişiler, birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünasyon kesintisine uğramaması gereken, altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olan kişiler servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık su ve kanalizasyon ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel Zorunlu sağlık randevusu olanlar, bunlar <laughs> daha fazla, daha geniş kapsamlı arkadaşlar. Ayrıca genelgede sigara içme alanlarının genişletebileceği bildirildi. Sigara içme alanları genişleyebilecek genelge. Ve bunun yanı sıra bir çok bilgi var. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın öle, özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak tedavi olduğunu hastaneden taburcu olup asıl ikamet, ikametine dönmek isteyen doktor raporu ile sevki olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu kontrolü olanlar bu durumdan muaflar arkadaşlar. Ha, bu arada vatandaşlarımız yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait e-başvuru veya Alo 199 sistemleri üzerinden ya da vali kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla seyahat izni kurallarından izin alma kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler. Vali ve kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı arttırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakarlık yapılmaya devam edilmesi gerektiği ifadelerine yer verdiler arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin